Kayseri Nuh Mehmet Küçük Çalık Anadolu Lisesi öğrencilerine konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, hayatta herkesin bir hedefinin olması gerektiğini ve bu hedefe ulaşmak için çalışması gerektiğini vurguladı. Nuh Mehmet Küçük Çalık Anadolu Lisesi'nde kariyer günleri etkinliği düzenlendi. Etkinliğin konuşmacısı Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar oldu. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Çolak Bayraktar, hedef koymanın başarılı olmadaki etkisini anlattı. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Çolak Bayraktar, yeterli kütüphane olmadığına değinilmesinin ardından şunları söyledi. Bir diğer tarafında siz her birileriniz inşallah hedeflerinize ulaşacaksınız. İnşallah kariyer noktasındaki hedefinize gitmek için kolaylıklarla o yolu yürüyeceksiniz. Ama şunu da asla unutmayın. Siz her birileriniz bir anne olacaksınız. Her birileriniz bir baba olacaksınız. Her birileriniz toplum içerisinde saygınlık duyulan insanlar olacaksınız. Bu en önemli hayat çizgisinde en önemli kariyer hedefimiz olması lazım. Çünkü bizlerin, bu memleketin insanlarının, bu milletin insanlarının, Türk milletinin evlatlarının böyle bir yükümlülüğü var. Hem örfümüzden gelen bir yükümlülüğümüz var, hem inancımızdan gelen bir yükümlülüğümüz var. İyi insan olmalıyız. Çevremize parmakla gösterilen insanlar olmalıyız. Çevremize, sağımıza, solumuza, eşimize, dostumuza faydalı insanlar olmamız lazım. Bu şehir için faydalı insan olmamız lazım. Bu ülke için faydalı insanlar olmamız lazım. Hatta ve hatta dünya için faydalı insanlar olmamız lazım. Çünkü bizim koyacağımız kriterler, bizim ortaya koyabileceğimiz kriterler sadece ülkemizi, şehrimizi değil, belki yeri geldiğince bütün dünyayı da aydınlatacak, bütün dünyaya da ışık tutacak şekilde kendimizi bu şekilde yetiştirmemiz lazım. Siz bu ülke için gerekli birer kişisiniz. Her birileriniz ne olursanız olun, doktor olun, mühendis olun, ev hanımı olun, herhangi bir işte çalışın, sanatçı olun, sporcu olun, kariyerle ilgili hedefiniz ne olursa olsun ama bir Türk milletinin evladı olarak, bu milletin bir ferdi olarak siz her birileriniz başlı başına bir değer olduğunuzu asla ve asla unutmayın. En önemli şey arkadaşlar, sizi mutlu edecek şey neyse onun peşinden koşun. Çünkü her zaman en önemli kıstas sağlık dedik ya sözümüzün başında. Bir diğer tarafı sağlık olmadan hiçbir şey olmaz ama bir diğer tarafı da huzur ve mutluluk. Eğer huzurunuz yoksa, eğer mutlu değilseniz istediğiniz kadar dünyevi bir başarı, istediğiniz kadar dünyevi bir titül, bir değer hiçbir şekilde sizi mutlu edemez. Haklısın. Özellikle şu anda gençlerimiz şöyle bir şey tercih ediyorlar. Gerek ders çalışmak için, gerek sosyalleşmek için, gerek vakit geçirebilmek için ev dışında da arkadaşlarıyla bir arada olmayı veyahut da orada birileriyle tanışmayı, sohbet etmeyi, muhabbet etmeyi önemsiyorlar. Ve bunun içinde bir mekan kütüphaneler olsun diyorlar. Bu şey tespit doğru mu arkadaşlar? Şimdi bunun için de bizler kütüphaneler yapıyoruz. Özellikle mahallelerin içerisinde, Koca Sinan Belediyesi olarak söylüyorum, mahallelerin içerisinde ders çalışabileceğiniz, etkinlik yapabileceğiniz ufak ufak yaygın bir yerler yapıyoruz. Sinan kütüphaneleri. Tabii ki bunlar şu anda yeterli mi değil. Açıkça söyleyeyim, ben de kabul ediyorum. Çünkü çok ciddi manada talep var. Bu talebin karşılanması noktasında bizim daha da hızlı davranmamız gerektiğini de kabul ediyorum. Çünkü doğru bir talep, gençlerin vakit geçirebilecekleri, zaman geçirebilecekleri, bu mekanları tercih etmeleri de işin açıkçası bizi de memnun ediyor, bizi de mutlu ediyor. Yalnız biz ilk bu kütüphaneleri kurgularken şöyle demiştik. Ya bir köşede ders çalışmak isteyenler ders çalışsınlar. Bir köşede kitap okumak isteyenler kitap okusunlar. Bir köşede de İşte satranç oynayabilir, karşılıklı muhabbet edebilir, çay kahve içebilir. Böyle mekanlar halinde ilk tasarladığımız Erciyes evlerdeki gençlik merkezimizdeki ilk kütüphanemizi böyle tasarlamıştık. Meslekten kasıt Alperen inşaat mühendisliği mi, belediye başkanlığı mı? Belediye başkanlığı. Belediye başkanlığı. Güzel. Nisanur onu şey yaptı, belediye başkanı olarak net bir şekilde altını çizdi. Arkadaşlar her ne olursa olsun, her ne işi yaparsanız yapın, bir kere başta o işi sevmek gerekiyor. Sevmeden hiçbir iş yapılmaz. Sevmeden yapılırsa böyle
biraz nasıl diyelim, üstün körü diye bir tabir vardır ya, üstün körü olur ve karşılığında ürün ortaya çıkınca da o ürün de öyle olur. Tabii ki siyaset de, belediye başkanlığı da, diğer meslekler de severek yapılması gereken bir iş. Hele hele belediye başkanlığı dediğiniz zaman biraz daha fazlaca özveriyle yapılmanız gereken bir iş. 7-24 çalışma denen şey hakikaten belediye başkanlığının içinde. 7-24 hayatın içerisindesiniz. 7-24 çalışmakla geçen bir gününüz var. Bazen aybaşı Şubat bit, 1 Şubat 28 dediğiniz zaman akşamdan sabaha göz kapayıncaya kadar geçen bir süreç. Çünkü çok yoğun bir temposu, çok yoğun bir trafiği olan bir süreç. Ama tabii ki severek yapmış olunca bunun hiçbir şekilde önemi olmuyor. İşin bir diğer tarafında da tanımadığınız, bilmediğiniz, görmediğiniz, belki dokunmadığınız, bir araya gelmediğiniz binlerce insanın hayatına dokunan işler yapıyorsunuz. Gençlerin hayatına dokunan işler yapıyorsunuz. Çocukların hayatına dokunan işler yapıyorsunuz. Yaşlıların hayatına dokunan işler yapıyorsunuz. Veyahut da farklıca sosyal grupların hayatına dokunan işler yapıyorsunuz. Hiçbir meslekte, hiçbir işte elde edemeyeceğiniz bir iç huzuru elde ediyorsunuz. Hiçbir işte karşınıza çıkmayacak belki duayı alıyorsunuz. Doğru işler yaptığınız zaman. Sosyal işler yapıyoruz. Bilmediğimiz, tanımadığımız insanların hayatına dokunuyoruz. Karşılığında belki onlarca, yüzlerce, binlerce dua alıyoruz.